başlıyor, başlıyor. Kara gözle hacivat başlıyor. Ah kara göz, vah kara göz. Bak yine hacivatı haşlıyor. Başlıyor, başlıyor. Kara gözle hacivat başlıyor. Ah kara göz, vah kara göz. Bak yine hacivatı haşlıyor. Hoppala! Dünyanın sonu mu geldi acaba? Bugün Hacivat'ın hiç sesi çıkmıyor. Ne aradı ne sordu. Bu saatte çoktan kapıma dayanırdı. Bari ben gidip sesleneyim. Bay 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 bay. Gel bana bir eğlence medet. Öldün mü kaldın mı Hacı Cavcav? Yahu bir ses et. Oo, hoş geldin kara gözüm. Hayırdır, beni mi çağırdın? Bunca saat kapıma dayanmadın ya, ondan kuyruğuna basılmış kedi gibi bağırdım. Aman kara gözüm, sen beni merak eder miydin? Çizmelerime sarımsaklı yoğurt döksem yer miydin? Kara gözüm, iki gözüm, yine ne diye kızdın? Bir gün merak ettik, hemen şımardım. Bay 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 bay. Bugün kapıma dayanmadın ya, dedim olmaz ama belki de Hacı Cavcav taşınmıştır. Bundan sonra kafamı dinlerim. Dur yanına geleyim, belli ki beni çok özledin. Ha, çok özledim, çok. Bir yere gitmemiş bu köfte, oradan kurtuluş yok. Geldim kara gözüm, kusura bakma, seni merakta bıraktım. Ben taşındın sandım, 35 göbek attım. Kara gözüm, iki gözüm, yine huysuzluğun üzerinde. Ay lastiğin patlasın köprünün üzerinde. Kara gözüm, benim yeni bir hobim var. Fobin mi var? Ne fobin var? Allah Allah. Fobi değil kara gözüm, hobi, hobi. Yani sevdiğim, yeteneğimin olduğunu düşündüğüm bir şeyle meşgulüm. Bir şey anladıysam ekşimiş keşkülüm. Benim de örümcek fobim var ama hiç örümceklerle meşgul değilim Hacı Cavcav. Acaba sen kafayı mı yedin? Senin dediğin fobi, kara gözüm, fobi. Fobi bir şeyden korkmak demek. O zaman bende çenesi düşük hacivat fobisi var. Yine hiç susmuyor, baksana. Car 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 car. Kara gözüm, hobi boş zamanlarında keyifle bir şeyler yapmak demek. Sen de boş zamanında çene çalmaktan başka bir şey yapıyor musun ki? Hacı Cavcav, bay 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 bay. Artık resim yapıyorum kara gözüm. Ve çok iyi vakit geçiriyorum. Sana da bir hobi edinmeni tavsiye ederim. Tavsiyeni ekmek arasına koy da acıkınca yiyelim. Aman kara gözüm, öyle deme. Senin de zevkle yapacağın bir şeyler vardır. Bir düşün bakalım ne olabilir? Seni kilim gibi balkondan silkelesem mesela hobi midir? Pek şakacısın benim iki gözüm. Hani sen Yaşar'ın ödeviydi de ahşaptan çok güzel bir maket ev yapmıştın. Aa, ev deme ona. Bildiğin saray olmuştu. Ne kadar da eğlenmiştik yaparken. Hah bak, tam da söylemek istediğim şey bu kara gözüm. Sevdiği bir işle uğraşınca insan kendini iyi hissediyor. Zaman keyifli geçiyor. Vallahi haklısın. Evi yaparken sana bile sinir olmamıştım. Pamuk gibiydim. O zaman sen de maket yap kara gözüm. Bunu hobi edin. Doğru dersin Hacı Cavcav. Ama bana bu hobi için malzeme gerek. Gidip ne lazımsa alırız kara gözüm. Sen yeter ki iste. Biraz odun, biraz kereste, biraz da yapıştırıcı. Hepsini birleştirince görürsün karşında Hacı Cavcav'ı. Ah canım kara gözüm. Benimle uğraşmasan işin rast gitmez. Vallahi ben sana daha çok cevap verirdim ama süremiz yetmez. Haklısın kara gözüm. Bölümün sonuna gelmişiz. Hadi veda edelim. Siz de düşünün bakalım arkadaşlar. Hobiniz var mı? Ne yapmaktan keyif alıyorsunuz? Yoksa da edinin arkadaşlar. Resim yapın, efendime söyleyeyim, bir müzik aleti çalın. Vallahi çok eğleniyorsunuz. O zaman ne diyoruz Hacı Cavcav? Yıktık perdeyi, eyledik viran. Sen resim yap, ben de maket. Gidip başlayalım hemen. Bitti yine, bitti yine. Kara gözle hacivat bitti yine. Aman üzülme, sakın üzülme.
görüşürüz sonraki bölümde. Bitti yine, bitti yine, Karagöz'le Hacivat bitti yine. Aman üzülme, sakın üzülme, görüşürüz sonraki bölümde.